Selamlar herkese, ben İlker Doğan Harmin Gürel. Bugün Asus Strix oyuncu ekipmanı setinin kutu açılımını yapıyor olacağım. Ara verdiğim dönemde video çekemesem de tekrardan video çekmeye başladığım zaman her şey daha kaliteli, daha güzel olsun diye bir yandan sürekli düşünüyordum. Neleri daha farklı yapabilirim, neleri daha güzel yapabilirim diye notlar alıyordum. Bu sırada aklıma gelen en bariz şey de ekipman konusundaki teknik sıkıntılardı. Eğer beni 1,5 yıldır takip ediyorsanız ne kadar fazla ekipman değiştirdiğimi siz de biliyorsunuzdur. Türlü türlü mouse değiştirdim, mousepad değiştirdim, klavye değiştirdim, kulaklık değiştirdim. Buna bir çözüm arayışındayken de Asus hem benimle irtibata geçti hem de ben onlarla irtibata geçmeyi düşünüyordum. Çok güzel denk geldi açıkçası. Bana şu an ekranda gördüğünüz ekipmanları sağladılar. Böyle bir ekipman sponsorluğu anlaşmasına vardık. Ben de kullandığım ekipmanları şimdi size gösteriyor olacağım. Ben ekipmanları daha önce denedim. Bunlar benim seçtiğim Strix modelleri. Bana artık kullanmam için sıfırlarını yolladılar. Birlikte ilk defa açıyor olacağız kutuları. Hemen mouse'dan başlayalım isterseniz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Eğer bir kutu açılım videosunda aradığınız şey aşırı teknik detaylarsa o kişi ben değilim. Yine de şunu söyleyebilirim. Profesyonel oyunculuk yaptığım dönemde hem oynadığım birçok takımda ekipman sponsorluğu vardı hem de bir sürü turnuva kazandık. Bu sayede birçok markanın birçok model ekipmanına sahip olabildim. Ve bu sayede iyi bir şekilde açıklayabileceğimi umuyorum. Öncelikle Strix Claw ile başlayalım. Bu mouse modeli. Birkaç tane mouse modeli var Asus'un bu oyuncu ekipmanlarında. Benim en çok hoşuma giden bu oldu. Bunun üstünü açmıştım çünkü beceremeyeceğimden korktum. İlk defa kutu açılışı yapıyorum. O yüzden amatörce olursa kusuruma bakmayın artık. Bu arada hem sizi çok beklettim bu ara sürecinde hem de Asus'u çok beklettim. Her iki taraftan da özür diliyorum. Umarım bir anlamı vardır. Bakalım. Öncelikle şu altından garanti belgesi vesaire tarzı şeylerin çıktığı bir küçük kılıf var. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Kağıtların böyle yapıştırıcı olmadan birbirine bağlanabilmesinden. Neyse. Önemsiz bir detay ama. Bunun içinden sticker vesaire tarzında şeyler çıkıyor. Onun yanında dediğim gibi garanti belgesi çıkıyor ve driver CD'si çıkıyor. Bunların hepsini kameraya göstermem gerekiyor ama ben normalde kamerayı tam kullanarak bile video çekmiyorum aslında. Bu benim için bir çığır gibi oluyor. Şöyle sticker'ı. Asıl mouse'a geçelim şimdi. Bunları hafif aşağıya doğru atacağım. Sonrasında toplarım. Çünkü masam yetmeyecek muhtemelen. Bütün ekipmanlar için. Mouse, kablolu bir mouse. Oyuncu ekipmanı açısından mutlaka kablolu mouse almanızı öneriyorum. Ben daha öncesinde kablosuzda çok fazla sıkıntı yaşadım. Dersimi aldım. Oyunun ortasında bir anda pili bitebiliyor mouse'unuzun. Yani ona daha önceden dikkat edebilirsiniz tabii ki ama aklınızdan gidebilir. O yüzden mutlaka kablolu olsun diyorum. Sadece o da değil, algı süresi vesaire de var. Ucu bu şekilde USB. Artık USB'den farklı bir şekilde üretilmiyordur sanırım. Umarım öyledir yani. Mouse şu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta bunu çıkarsam daha iyi olabilir ama çıkaramayacağımdan korktum ya. Neyse çıkıyor. Mouse'da çok ütopik özellikler aramamak lazım bence. En önemli olan özellik elinize oturabilmesi diye düşünüyorum. Ben çok uzun bir zaman boyunca hani her türlü markaya erişim olduğu halde yani profesyonel dönemde en takoz mouse'ları kullanıyordum elime oturmuyor diye. Bu gerçekten tam olarak elime oturuyor diyebilirim. Ortasında gördüğünüz tuşlar DPI tuşları. Yani hız, hassaslık dengesini ayarlayan tuşlar. Sağda 3 tane tuş var. Bu 3 tuş makro ayarı gibi olabiliyor. LoL'de özellikle ben buraya Randuin gibi eşyaları koyuyorum ya da Hydra gibi eşyaları koyuyorum. Gerçekten kullanım çok rahat oluyor. İki tuş mutlaka olsun derim kullanacağınız mouse'a. Üçüncü de bu şekilde olunca güzel oluyor. Dediğim gibi mouse hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Çok ütopik özellikler aramamak lazım. Elinize oturuyorsa, kullanımı hoş geliyorsa bir mouse'u kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani o sizin için uygundur diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla teknik detay yok bende. Muhtemelen söylenebilecek bir sürü şey vardır ama benden çıkan bu. Burada ses kartı var. Ses kartına dair bir şey söylemeyeceğim çünkü henüz ben kullanmadım ses kartını. Kulaklıkla ilgili bir sıkıntım vardı. Onu birazdan açıklayacağım. Onun için yolladılar bu ses kartını da. Kurulumunu yaptıktan sonra, her şeyini denedikten sonra o zaman bir incelemesini yaparız ses kartının. Şimdi hemen kısaca mousepad'i göstereyim. Mousepad'i zaten kullanıyorum. Bunun içi boş. Şurada çünkü mousepad masamın üzerinde.
Mousepad bu şekilde. Arkası siyah. Biraz kirlenmiş olabilir. Mousepad'e dair söyleyebileceğim şey şu. Kumaşı çok güzel. Gerçekten çok rahat. Yani herhangi bir mouse ile çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim için en önemli özelliği sakarlığıma karşı koyabiliyor. Şu ana kadar kullandığım mousepad'lerin hepsinde şöyle bir sıkıntı vardı. Ben normalde gündelik hayatımda çok sakar bir insan değilim. Fakat bilgisayar başındayken çok sakar olabiliyorum. Ayda bir mutlaka şöyle bir bardak suyu masama dökerim. Masama döktüğümde de mousepad'in genellikle hassaslığı çok kötü hale geliyordu diğer mousepad'lerimde. Bu mousepad'de öyle bir sıkıntı yok. Yani kumaşıyla mı alakalı neden bilmiyorum ama su döksem de hemen üzerini sildikten sonra hiçbir farkı olmadan kullanmaya devam edebiliyorum. Mousepad'e dair söyleyebileceklerim de bunlar. Kulaklığa geçelim. Bu benim en beğendiğim ürün. Yani Asus'un en beğendiğim ürünü oldu şu ana kadar. Şimdi bunu açmam gerekiyor. Burada ileri sarabilirim videoyu. Biraz fazla bağlantısı var çünkü. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Buradan çıkartıyorum hemen kulaklığın araç gelişlerini. Yine aynı şekilde bir sanırsam, yani yanılmıyorsam garanti belgesinin vesaire olduğu bir kutu. Bunu açmayı beceremedim nedense. Ha, tamam, sanırım anladım nasıl açılacağını. Aynen. Biraz yırtıyorum gibi ama. Sadece garanti belgesi değil, mikrofonu da içinden çıkıyor. Mikrofonunu çıkarıp takabiliyorsunuz. Bu da apayrı güzel bir özellik. Nedenini açıklayacağım birazdan. Kullanım kılavuzu. Ekstradan kablo. Yani eğer telefonda kullanmak istiyorsanız bu kabloyu mu takıyordunuz? Bilgisayarda kullanmak için mi bu kabloyu takıyordunuz emin değilim ama hem bilgisayarda hem kulaklıkta hem PlayStation'da vesaire kullanabiliyorsunuz. Ben PlayStation ya da herhangi bir oyun konsolunda kullanmıyorum. Fakat kulaklıkta kullanabiliyor olmak, dışarıda kullanabiliyor olmak bir kulaklığı harika bir özellik. Bunu ben çok fazla aradım ama bulduğum kulaklıkların hiçbiri beni tam olarak tatmin etmiyordu. Yani bilgisayar için kullanmakla dışarıda kullanmayı sürekli ayrı yapmam gerekiyordu. Fakat bu kulaklık ile buna çözüm bulabildim. O yüzden en sevdiğim ürünü diyebiliyorum Asus'un. Kulaklığı da bu şekilde çıkarıyorum. Görüntüsü de güzel dışarıda kullanmak için. Şimdi. Şöyle. İçeride bir parça kalmadı sanırım. Aynen. Şuradan çıkartalım. Buraları ben cidden bayağı bir dağıtmış oldum ama. Bakalım. Kulaklığı şöyle göstereyim. Dış görüntüsünü. Bir baykuşun gözlerini andıracak şekilde yapmışlar zaten. Üst tarafında şöyle gayet yumuşak ve kullanımı çok rahatlaştıran bir kısım yapmışlar. Üzerinde Strix yazıyor yine. Görünüm açısından güzel bir efekt katmış. Mouse'un kablosu çok iyi koruma açısından. Yani bozulmayacağını rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz yapısına bakınca. Sadece bu kablo yapısında sevmediğim bir yan var. Şunun gibi kıvrılmalar gerçekleşebiliyor. Bu kıvrılmalar da bir süre sonra sinir bozucu hale gelebiliyor. Sanırım doğru kullanırsanız bu tarz sıkıntılar yaşanmaz. Ama ben pek doğru kullanmayı becerebilen bir insan olmadığım için illaki sıkıntı yaşıyorum. Buna nasıl bir çözüm bulurum bilmiyorum. Ama onun dışında kablosu da gayet iyi. Dediğim gibi hem telefonda kullanabiliyorsunuz hem bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Bahsettiğim sıkıntı da şuydu. Yani ses kartını bana vermelerinin nedeni dediğim. Mikrofonu kılıfından çıkartıp şurasına takabiliyorsunuz. Taktıktan sonrasında sesi çok iyi olmuyor. Yani aslında gayet iyi fakat ben alıştığımdan olsa gerek o şekilde de video çekmeyi denedim. Birazcık boğuk geldi şu an kullandığım mikrofona dair. Gerçi kulaklık mikrofonundan çok fazla beklenti duymamak lazım aslında. Şu anda hangi içerik üreticiye baksanız kullandığı mikrofon mutlaka harici bir mikrofon oluyor. Genelde kondenser mikrofon kullanıyorlar. Yani kulaklık mikrofonu kullanan pek bir içerik üretici kalmadı. Çünkü dediğim gibi beklentiye gerek yok. Kalitesi belli bir seviyeye ulaşabiliyor. Bakalım ses kartıyla da bakacağım. Sesi güzel, sadece birazcık boğuk geliyor mikrofon ile birlikte. Ama kulaklığın sesi gerçekten harika. Ben yeni bir kulaklık aldığımda mutlaka açar, bası,
güçlü bir dubstep şarkı açarım. Ya dubstep normalde çok dinlediğim bir tür değil fakat bu tarz kulaklıkların gücünü anlamak açısından gerçekten birebir oluyor. Ve bu kulaklığın şu ana kadar dinlediğim kalite açısından en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Bunu da şu şekilde şuraya koyalım, ikinci monitörün üstüne. Biraz fazla amatörce oluyor sanırım bu kutu açılımı. Biraz heyecan da yaptım açıkçası. Devam edelim klavyeden. Tamam, burada sanırım kullanmama gerek kalmayacak makası. Klavye bayağı büyük. Dışını göstereyim şöyle. Burada özellikleri yazıyor zaten. Üstünde. Hatta özellikleri üzerinden hemen biraz geçelim. Tamam, bu özelliklerinden geçmeyelim. Burada bayağı bir şey yazıyor. Ben bunların hepsini anlayabileceğimden, yani hemen videoda aktarabilecek şekilde anlayabileceğimden şüpheliyim. Şuradaki özellikler üzerinden geçelim. Bunlar benim için önemli olan kısımlar. En azından burada özetlemişler önemli kısmı. Az önce gördüğünüz şu sağ üstteki, tekrar göstereyim. Ben en iyisi göstererek yapayım. O kadar çok çevirdim ki, bir de ağır. Şu kısım... Top, top. Ayna, kamera olayı. Şu kısımda gördüğünüz olay mavi... Ne denir buna? Bir dakika. Hakikaten ismini hatırlayamadım. Tuş türü diyeyim ben. Kahverengi tuş türü, Cherry MX Brown olarak geçen tuş türü bence en iyi mekanik klavye tuş türü. Ses çıkarmıyor. Aynı zamanda dokunduğunuzu da tam olarak hissetmenizi sağlıyor. Yani bir tuşa bastığınızda o tuşa bastığınızı hissediyorsunuz. Bir sürü tuş türü var. Burada işte siyah, mavi, kırmızı, kahverengi olarak geçmiş. Daha farklı türleri var mı bilmiyorum ama çoğu tuş türünde, yani marka değişmeksizin, bu tarz renklendirme üzerinden anlatılıyor. Bazılarında daktilo gibi ses çıkıyor, bazılarında dokunduğunuzu tam olarak hissetmiyorsunuz, bazılarında işte tam olarak ne kadar dokunduğunuzu hissediyorsunuz. Yani yarış oyunlarında mesela W'ya ne kadar daha sert basarsanız o kadar daha hızlı gitmesi gibi özellikleri var. Kahverenginin en güzel özelliği de hem bastığınızı tam olarak hissetmeniz hem de ses çıkartmıyor olması. Mekanik klavye kullanmama nedenim şu ana kadar, hiç mekanik klavye kullanmadım. Daha öncesinde dediğim gibi sponsorluklarımız olmuştu oynadığım takımlarda. Fakat hiçbir sponsorlukta tam set kullanmadım. Mutlaka klavyeyi kendi klavyem olarak kullanıyordum. Çünkü mekanik klavye kullanmak istemiyordum çıkardığı ses yüzünden. Bu klavyede o sorunu yaşamadığım için ilk defa bir sponsorlukta tam set kullandığımı söyleyebilirim. Klavyeyi çıkartıyorum şimdi içinden. Başka bir özelliği bir sürü makro tuşu olması. Makro tuşlar LoL'de işinize yaramayacaktır. Çünkü LoL belli bir sayıdan fazla makroları kullanılamaz hale getiriyor. Sanırım hile olmasını engellemek için, bilmiyorum ya da ben beceremiyorum ayarını, ama diğer her türlü oyunda çok fazla işinize yarayan bir özellik. Ben şu an mesela Overwatch'ta kullanıyorum. Şu an dediğimde kullanıyordum. Şimdi tekrardan açılımı yaptıktan sonra, ekipmanları kurduktan sonra kullanmaya başlayacağım. Şu paketin içinden çıkartayım hızlıca. Klavye şöyle bir klavye. Tuşlar dediğim gibi ses çıkarmıyor. Olabildiğince az ses çıkartıyor daha doğrusu. Dokunduğunuzu tam olarak anlıyorsunuz. O teknolojiye ne deniyor bilmiyorum ama bumper diye hatırlıyorum, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bir sürü makro tuşu var şu kısımda. Onun dışında söyleyebileceğim bir özellik yok sanırım. Yani teknik detaya girecek olursak, hani burada bir pat olsaydı mesela, bu klavye üzerine sanırım 10 dakika konuşabilirdi. Kırpatı almış olalım buradan. Kendisiyle bir süredir konuşmadım ama çok sevdiğim bir insandır. Sanırım bu kadar benim söyleyebileceklerim. Yani kullanımı çok rahat. Gerçekten kaliteli bir ekipman kullandığınızın hissiyatını çok iyi bir şekilde veriyor. Makro tuşlar çok işime yarıyor. Ya genel olarak bütün ekipmanlarda söyleyebileceklerim bunlar sanırım. Kullanımı rahat. Gerçekten kaliteli bir ekipman kullandığınızın hissiyatını alıyorsunuz. Oyuncu ekipmanı kullanmak biraz lükse kaçmak gibi oluyor, farkındayım. Yani
Oyuncu ekipmanı kullananla kullanmayan arasında çok bir fark görmüyor olabilirsiniz. Bunu da anlarım gayet. Ben de hani o şekilde düşünüyordum. Ama sonra şunu fark ettim. Hani bu da benim bir hobim. İlk başta kendim satın almaya başladım oyuncu ekipmanı. Aynı zamanda şu da vardı çünkü. Ucuz bir ekipman alıyorsunuz, ne olacak kullanırım diye. Bir şekilde bozuluyor. Yani şu ana kadar ne olacak ki alayım böyle ucuz bir ekipman dediğimde mutlaka maksimum 3 ay dayandığı oldu. Daha fazla dayanıyorsanız o sizin hüneriniz. Ben dediğim gibi çok becerikli değilim İyi bir şekilde tertipli kullanmak konusunda ekipmanları. Hem hani sürekli bir yıl içerisinde bir sürü ekipman alıp bir oyuncu ekipmanı parasına denk getirmek yerine bir oyuncu ekipmanı alıp doğrudan almak daha işinize gelebilir. O kaliteyi de aynı zamanda yaşamış olursunuz. Biraz hani küçük de olsa katkı sağlıyor oynayışınıza ya da performansınıza. Ya ben burada dürüst olacağım, hani sırf sponsorum diye bu oyuncu ekipmanını aldınız diye oyunda 10 kat öne geçersiniz, 10 adım ileri gidersiniz, diğer oyunculara nazaran 10-0 önde başlarsınız demem. Normal bir ekipmanla da gayet oynanabilir. Oyuncu ekipmanıyla, özellikle şu an kullandığım için, gerçekten severek kullandığım için samimi bir şekilde söylüyorum, Asus'un ekipmanlarıyla, Strix setiyle oynadığınızda hani o hissiyatı daha iyi alırsınız. Aynı şekilde psikolojik olarak motivasyon olmuş olur. Hani LoL'de bir kostümle oynamakla kostümsüz oynamak gibi bir hem psikolojik farkı olur hem teknik açıdan işte algılama hızıdır, hissiyattır, şudur budur. Ben çok bilmediğim için, hani ismen bilmediğim için fakat kullanırken anlayabildiğim için bu şekilde ifade ediyorum. Bu tarz etkiler de işinize yarayabilir. Söyleyebileceklerim bunlar sanırım. Bu ilk kutu açılış videomdu. Amatörlüğü zaten her tarafından anladığınız videonun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derim. Eğer herhangi bir sorunuz varsa ekipmanlara dair mutlaka sorun. Cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu ilk çekerken monitörü anlatmayı unutmuşum. O yüzden şimdi kısaca anlatmaya çalışayım. Bana Asus'un verdiği monitör MG248 oyuncu monitörü modeli. İlk başta 27 inç bir modeli vermişlerdi. Özellikleri neredeyse birebir aynıydı. Ben biraz fazla büyük olduğunu düşündüm. En azından League of Legends oynarken hem mini haritaya bakmak hem bir yandan minyon kesmeye odaklanmak birazcık zorluyordu beni. Ekran fazla büyük olduğu için dikkatim dağılıyordu. 24 inç modelini daha doğrusu daha düşük bir modeli istedim. 24 inç modeli verdiler. Gerçekten çok memnunum bu monitörden. Hem görüntü kalitesi cam gibi. Bunun dışında 144Hz, tepki süresi 1ms. 144Hz geçiş yaparken çok fazla fark anlayabildiğiniz bir şey değil bence. Çoğu profesyonel oyuncu da bu şekilde düşünüyor. Yani 60Hz'den 144Hz'ye geçerken çok fazla bir fark etmiyorsunuz. Fakat geri 144Hz'den 60Hz'ye dönmeniz gerektiğinde aradaki farkı çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Her yıl IVC gibi turnuvalarda mutlaka bir takımın sorun yaşadığını görüyorsunuz işte. Bir hafta önce gidiyorlar turnuvanın olacağı şehre. Antrenman yapacağımız yerde 144Hz monitör yoktu, antrenman yapamadık vesaire diye şikayet ettiklerini görüyorsunuz. Bunun haricinde Full HD 1080p tabii ki. İlginç bir özelliği var. Dört tarafa dönebiliyor monitör. Yani şu şekilde dik de kullanabiliyorsunuz. Genellikle yayıncılar kullanıyor bunu. Stream chatine böyle dik bir ekran alıp ikinci monitörü o şekilde ayarlayıp kullanabiliyorlar. Sanırım grafik tasarımı vesaire gibi alanlarda da kullanılabiliyor ama onun haricinde nerede kullanılır şu anda düşünemedim açıkçası. Ben bildiğimiz yatay bir şekilde kullanıyorum. Bu arada arkaya doğru vesaire de bayağı gidebiliyor. Hani onu tam isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan üste doğru alabiliyorsunuz, daha aşağı doğru alabiliyorsunuz. Hani masanıza her türlü uyum sağlıyor yani. O açıdan güzel. %70 mavi ışık önleme azaltma olayı var. O sanırım gözünüzü alması ve gözünüzü kötü etkilerden koruması ile ilgili bir durum. Ama tam bilgili olduğumu söyleyemem. Bir de modlar var. Çok rahat bir şekilde 2-3 tuşa basarak monitör üzerinden işte RPG oyun modu, işte yarış oyunu modu, film izleme modu vesaire gibi modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da hani monitör ayarlarından işte ışık dengesi vesaire gibi şeylerin birazcık değiştirilerek daha uygun hale getirilmesiyle alakalı bir detay. Hani öyle çok aşırı etkilediğini düşünmüyorum ama daha da güzelleştiriyor deneyiminizi. Monitör hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Gerçekten hoş bir monitör dediğim gibi. Ama bu 144Hz monitör olayına dikkat etmek lazım. Eğer her zaman 144Hz monitöre erişiminiz olmayacaksa, gerçi profesyonel oyuncular kadar sık, yani günde 10 saat 15 saat bilgisayar oynamıyorsanız çok da etkileyeceğini sanmıyorum ama dediğim gibi bu etkiyi de unutmayın derim.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.